Melekler gibi cinler de insanlardan farklı bir yaratılışa sahiptirler. Allah insanın balçıktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığını şöyle haber verir. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı da yalın dumansız bir ateşten yarattı. Allah, Kur'an'da insanların ve cinlerin yaratılış amaçlarını da bildirmektedir. Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Açıkça görüldüğü gibi insanlar ve cinler farklı varlıklardır. Yaratılış amaçları ise aynıdır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Kur'an'da özellikle de Cin suresinde cinler hakkında çok detaylı bilgiler verilmektedir. Allah'a iman etmeleri, Allah'tan korkmaları, Kur'an'a teslim olmaları, Kur'an'ı dinlemeleri. Nem suresindeki ayetlerde bildirilen Hazreti Süleyman kıssasında ise cinlerin madde nakli, hızlı hareket etme gibi farklı yeteneklere sahip oldukları haber verilmektedir. Hud suresinin 119. ayetinde bildirildiği üzere cinler de yaptıklarının karşılığını ahiret gününde eksiksizce alacaklardır. Aynı melekler gibi cinler de insandan önce yaratılmışlardır. Allah, Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere ve iblise ona secde etmelerini emreder. Ardından da iblisin cinlerden olduğunu şöyle açıklar. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Allah cinleri dumansız bir ateşten yaratmıştır. Ayetlerde herhangi bir evrim sürecinden, tesadüflerden ya da evrimleştiren herhangi bir mekanizmadan bahsedilmemektedir. Çünkü cinler için de evrimle yaratılış diye bir şey söz konusu değildir. Onlar da Allah'ın dilemesiyle bir anda var olmuşlardır. Herhangi bir süreç geçirmeden, mütasyona ya da doğal seleksiyona uğramadan bir anda yaratılmışlardır. Allah için yaratmak çok kolaydır. Sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Yüce Allah, cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da aynı kudretle evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir.